Jungle. Geçen mecliste Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin araç kiralaması ihalesiyle ilgili yaşanan süreç ve o sürecin sonrasıyla ilgili bazı paylaşımlarda bulunmuştuk ve bu süre içerisinde bu konuyla ilgili belediyemizde, Büyükşehir Meclisimizde bulunan arkadaşlardan açıklama yapmak isteyen olursa onların açıklamalarını dinleyeceğimizi, bazı araçlarımızın bir siyasi partiye tahsis edildiğini, siyasi partinin kadın kolları, gençlik kolları ve il başkanlığı düzeyinde araçlarımızın kullanıldığı hususunda bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamayla ilgili de arkadaşlarımızdan açıklama yapmak isteyen olursa bunu büyükşehir olarak büyük bir keyifle dinleyeceğimizi söylemiştik. Şehir Turizm Başkanı, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclisiyetleri, bu konu hakkında ilk rahatsızsınız. Çok net bir şey söylemek istiyorum. AK Parti Genel Merkezi İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na araç tahsis etmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir şekilde araç tahsis edilmemiştir. Şahsınıza bu konuyu ispatlamanızı nerede, ne zaman, nereye, kime görevlendirdiyse kamuoyunu bilgilendirmenizi rica ederim. Benim şahsıma Genel Merkezi tarafından Renault Clio markası kılavuz evlerinde bilgilerinin tarafı araç tahsis edilmiş. Bu aracı en iyi kullanılır. Şehrin her yerinde de rahatlıkla görebilirsiniz. Bütün EBS'lerden de takip edebilirsiniz. Madem bu konuyu açtınız Sayın Başkan, AK Parti Teşkilatı'nda kime, ne zaman, ne kadar iyi genel merkezeyiz? Her sefer İl Başkanlığı'na geldi. Kimleri aldı? Bunları açıklayın. Çamur at bizi kalsın diye bir siyaset anlayışımız yok. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Kaldı ki AK Parti Teşkilatı böyle bir şey tedirginiz etmez. Genç şahsında böyle bir ihtiyaç yokmuş. Hiçbir zaman böyle bir ithamı kabul edemem. Evet. Her ay bulunan 5. meclis toplantımız yaklaşık olarak 5 aydır meclis günlerinde ve kamuoyunu bu tip şeylerle meşgul ediyoruz. Bizim önceliğimiz Denizli'ye ilgili hemşehrilerimize hizmet üretmek. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Buraya vakit ayırıyorsak, her kişinin kendi en değerli varlığı zamanımızı ayırıyorsak, bu ayırdığımız zamanı da etkili ve güzel kullanmamızı rica ediyorum. Yine bundan önceki başkanlarımızda Nihat Zeybekçi ve Osman Zaman Başkanımız döneminde bu mecliste Denizli hemşehrilerimize neler, ne tip hizmetler yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yapılıyordu. Hangi icraatlar yapılacak, hangi yatırımlar yapılacak, hemşehrilerimize nasıl faydalı olabiliriz bunları konuşuyorduk ama daha bu mecliste görelim. 5 yıldır da Merkez Efendi Belediyesi meclis üyeliği yapıyorum. Veya Merkez Efendi Belediyesi'nde de böyle iftiralarda kuru gürültüyle çalışmıyoruz da sağ olsun evet. Başkanımıza Denizli hemşehrilerimizin yararına olabilecek her bir katkıyla kurumumuz olarak zaten destekliyoruz. Asıl gündemimize gelmek gerekirse sizin seçim döneminde var ettiğiniz hiçbir belediye çalışanın görev yerini değiştireceği ya da işinden alıp olunmayacağıyla ilgili sözleriniz vardı, vaatleriniz vardı. Ama ilçelerde çalışan belediye personelleri en uzak ilçelere görevlendirilerek o bilgiye varsın anlatılırlar. Yine 17 ilçeye sizin başkanlığınızca atanan koordinatörler, sizin il başkanlığınız döneminde ilçe başkanlığı yapmış ve yönetimlerinde görev almış kişileri meslek personeli olarak çalıştırdığınızı duyuyoruz. Bu konuyu kulağımıza geldi, gözümüze görmedik. Ama duyduk, doğrusunu duymak istiyoruz. Yine seçim döneminde valiliklerimizden biri olan her yıl doğan bebeğe bir çevre kalsın sözümüz vardı. 1 Nisan'dan itibaren 4.387 doğum oldu gelmişti. Kaç aileye altın verdiniz? Yine seçim dönemindeki valiliklerimizden emekliye ikramiye dediniz. Kaç emekliyemizi
ikramiye aldı. Bu konuyla ilgili bilgilendirmemizi rica ediyoruz. Yine seçim döneminde billboardlardaki görsellerle ilgili eleştirilerimiz vardı. Görüyoruz ki siz o eleştirilerin aynısını devam ediyorsunuz. Malum eleştirecektiniz, neden aynısını yapıyorsunuz? Sonuç olarak burası dedikodu ya da iftira merkezi değil. Burası Deniz Büyükşehir Belediye Meclisi. Burada hizmet üretmek için varız. Denizli hemşehrilerimizin yararına neler yaparız? Hangi icraatlarda bulunmamız gerekiyor? Hangi yatırımlar yapılması gerekiyor? Bu konuları tartışmamız gerekirken biz iftira, dedikodu, o öyle demiş, bu böyle demiş, bu şunu yapmış, şahıslar üzerinden gidiyoruz. Bunların yanlış olduğunu ve kamuoyunu bu şekilde meşgul etmememiz gerektiğine inanıyorum. Bir de bizi bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Onun için bizi bilene sorarsanız bizimle alakalı duyumlarınızda eğer olumsuz bir şey varsa tekrar oturup konuşuruz. Teşekkür ederiz. Evet, hassasiyetiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, sizi bilen biliyor. Bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Şimdi öncelikle şu usul konusunda bir anlaşmamız lazım. Burası Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi. Bu meclisin bir özelliği var ki bu Denizli Büyükşehir Meclisi'nde yaşanan sorunların konuşulacağı ana mekan burasıdır. Yani bugüne kadar sokağın hiçbir yerinde, hiçbir basın açıklamamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir beyanımı kimse duymamıştı. Duymayacaktır da. Neden ısrarla burayı seçiyoruz? Buraya seçmemizin bir tek gayesi var. Burası Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan her şey ve her konu hakkında bilgiyi bu şehri yöneten belediye başkanından alması kadar doğal bir şey olamaz. Bizler bu anlamda bu bilgilendirmeleri burada yapıyoruz. Zamanınızla ilgili hassasiyetiniz konusunda teşekkür ediyorum. Ben de zaten zamanınızı almamak için bu açıklamaları genelde muhataplarının tarafından yapılması konusunda da bir ısrarım var. Biz dedikodu yapmakla ilgili işimiz olmuş olsaydı bunu sokakta yapardık ki burada taraflarıyla beraber açık ve net kendi yüzlerine karşı sormazdık. Bugüne kadar iftira diye niteleyebildiğiniz olayların hangisi olduğunu gerçekten merak ediyorum. Yani Sayın Cahit Özkan'ın yanında çalışan personel belediyeden parasının ödenmesi mi? Yenisini tespit ettik, ikinci personelin parasının yine Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ödeniyor olması mı? Ya da Denizli kaynaklarının har vurup harman savurması noktasında Denizli Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin bilgilendirilmesi mi? Ve buna benzer hususlar noktasında da iftira kısmını anlayabilmiş değilim. Şimdi elimizde bu bahsettiğimiz araçların bir özelliği var. Bu bahsettiğimiz araçlar bir sisteme tabi, GPS dedikleri bir sistemle kimin adresine gittiği, hangi adresten çalıştığı, çalıştıktan sonra hangi istikamete seyir ettiği istikametlerin içerisinde nerede durduğuna varıncaya kadar elimizde kayıtlarımız var. Açıkça adresleri söylemeyeceğim. Ama Yeni Şafak Mahallesi'nden bir adresten hareket eden bir araç var. Sizlerle bunları paylaşmaktan büyük bir keyif alıyorum. Yani onda hiçbir şeyimiz yok mesela. Bu araç o adrese gidip evden birini alıyor. Yeni Şafak Mahallesi'nde oturan arkadaş kendisini biliyoruz zaten. Muhtemelen de siz Yeni Şafak'ta oturuyorsanız sizin adresiniz de olabilir. Ya da bir başka arkadaşımızın olabilir. Bu arkadaşlarımızın evlerinden alındıktan sonra girdikleri radar, yakalandıkları yere varıncaya kadar hepsi belgeli. Bunlarla ilgili suç duyurularımızda bulunacağız zaten. Rahat olabilirsiniz. Bununla ilgili bütün WhatsApp yazışmaları da dahil olmak üzere iletilen taleplerin diğer arkadaşlara iletilmesi noktasında bütün dokümanlarıyla beraber elimizde. Bunları da bugüne kadar da bundan sonra da şuna emin olabilirsiniz ki hiçbir söylediğimiz sözün arkasında belgesi ve delili olmadan dün de söylemedim. Bugün de söylemeyeceğim, yarın da söylemeyeceğim konusunda rahat olun. Bu araçlardan kadın kollarına tahsis edilen aracın hangi yerden çıktığı ile ilgili beraber bilgisi var. Gençlik Kolları Başkanlığı'na tahsis edilen aracın, sonra 195'le verilen aracın hangi tarihlerde denizden çıktığı,
Ankara'da nereye gittiği, İstanbul'da nereye gittiği ile ilgili bunların tamamı dökümleri elimizde var. Artı arkadaşların araçları talep ettiklerinde sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları yazılar, bu yazılar üzerinde araçların gönderildiği ya da talep edildiğinde hangi isimli arkadaşla bağlantıya geçileceklerin hepsinin belgeleri elimizde var. Bunlarla ilgili de rahat olun, suç duyurusunda da bulunacağız zaten. Bütün görüntülerle, kayıtlarıyla beraber. Bunları zaten kendiniz, arkadaşlarınızın tamamı biliyor. Mesela İstanbul'a gelen, Ankara'ya gelen, İzmir'e gelen, isminin baş harfi D olan genel merkezden görevlendiren arkadaşın İzmir havaalanından alınması, aracın kaç gün ona tahsis edildiği, Denizli İlk Kadın Kollarından yine F isimli bir arkadaşın aracın sabahleyin SKM'nin önünde gönderildiği ile ilgili. Yine aynı şekilde Kadın Kollarından A isminde, K soy isminde arkadaşın araçların nereden alınıp nereye götürüldüğü, hepsinin dokümanlarını topladık. O konuda rahat olabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten suç duyurusunda bulunduğumuzda da zaten bu konudaki açıklamanızı da gerekli yerlere yapacağınızı da düşünüyorum. Aracın Denizli'den çıkıp İstanbul'a gittiğiyle ilgili bu şekliyle bütün dokümanlarıyla beraber aracın kimin evinden hareket ettiğine varıncaya kadar hepsi var Sayın Başkan. Yani o konuda iftira ile ilgili nitelemeniz konusuna katılmadığımı ifade ediyorum. Bununla ilgili suç duyurusunu arkadaşlarımız hazırlıyor zaten. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının birileri tarafından kullanılması zaten bir suç ifade ediyor. Yani bu aralığında tahsisin kimin tarafından yapıldığını da arkadaşlar şu an tespit ediyorlar. Biz gerekeni yapacağız. Biz şunu biliyoruz ki biz bu söylemlerimizle beraber kul katında vicdanımız bizi rahat. Araçların binenleriyle trafik kazası yapıp araçtan inen milletvekiline varıncaya kadar hepsinin belgeleriyle, dökümleriyle her şey elimizde mevcut olduğu için düşündüğünüz anlamda içiniz rahat olsun. Ayrıca geçen hafta da açıkladım. Biz iade ettiğimiz araçların hiçbirinde geri kiralamadığımızın altını çiziyorum. Asıl beni üzen bir meclis üyemizin belediye başkanının tükürdüğünü yalayacağını iddiasıyla sosyal medya paylaşımlarıdır. Herhalde o meclis üyesi arkadaşımız da bugün itibariyle geçen hafta açıklamamdan sonra umut ediyordum ki doğruyu öğrendikten sonra keşke o paylaşımını kaldırsaydı. Artı bir büyükşehir belediye başkanının bu şehrin eminidir. Bu şehrin eminine tükürdüğünü yalayacaksın ya da yaladığın tarzında bir yazı yazmakta büyükşehir meclis üyesine de yakışmadığını da ifade etmek istiyorum. Burada isterse kendisi açıklayabilir. Açıklaması da takdir kendisine aittir. Denizli Büyükşehir bünyesi içerisinde yaptıklarımızla ilgili aynı meclis çatısı altında çalıştığımız konusunda şüphemiz yok. Her kararı sizlerin de oylamasıyla geçiriyoruz. Emekliyle ilgili ikramiyenin şartları bellidir. Bu şartları kaç arkadaşımız tartıştıysa onların tamamına tahsis ettik. Vermiş olduğumuz yeni doğan bebeklerle ilgili sözümüzü yerine getirdik. Şartlarını belirledik ve onlara veriyoruz. Çünkü burada şunu biliyoruz ki buradaki amaç bir sosyal yardımdır, bir dayanışmadır. Her doğan bebeğe değil, ihtiyacı olana verildiği zaman sosyal yardımın bir anlamı olur. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Araçlarla ilgili de özellikle bu konudaki hassasiyetinin de bilinmesini istiyorum. Mesela bugün mecliste biraz sonra uygun görürseniz yapacaklarımızla ve alacaklarımızla ilgili kararlarımızın içerisinde hayvan üreticisine mesela yem desteğinde bulunacağız. Tarımda çiftçimize gübre, kalede hayvanlarımıza aşı, ilkokulu başlayan öğrencilerimize çanta, kırtasiye desteği, başarılı öğrencilere aynı şekilde birer çeyrek altın, üniversite anlamında burs temin edeceğiz. Bunları da zaten sizin oylarınızla yapıyoruz. Yani bu şehrin yapılanlarını en iyi sizin bilmeniz gerekiyor. Artı bütün bunların içerisinde diğer hususları da beraber değerlendirdiğimizde daha güzel şeylere de hep beraber imza atacağız.
O anlamda bir şüpheniz olmasın. Tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz kaynakları ihtiyacı olanlara temin etme konusundaki istikrarımızı koruyacağız. O bahsettiğimiz şekilde de isterseniz ara vermesinizde bu evrakları size de gösterebilirim. Yani kimlerin hangi araçları bildiğini, araçları bilenlerin içinde şahsımızın olup olmadığını da kayıtlarıyla beraber görmeniz de mümkün olur. Şoförlerin beyanları da var ayrıca bu konuda götürüp getirdiğini. Ayrıca 20.12.2023 tarihinde aracımızda bulunan iki şahsın girmiş olduğu radarda yine bir siyasi partinin teşkilat başkanı ve bir siyasi partinin gençlik kolları başkanlarının görüntülerini de resmi kanallarla istiyoruz. Onlar da mevcut. Yani o anlamda içiniz rahat olsun. Nuri Çavuşoğlu bu belediye yöneteceği 5 sene içerisinde altında belgesi olmadan, içinde evrağı olmadan hiçbir şey söylemeyeceğim konusunda sizi temin edebilirim. Onun için artık kendinizden mi bilirsiniz, bizden mi bilirsiniz onu bilmiyorum. Bu konudaki takdir de size ait. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki bu meclisin her toplantısında bu şehrin kaynaklarının nerede, bu şehrin ihtiyaçları değil de bir siyasi oluşumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı var ki olursa da bunu büyük bir gönül rahatlığıyla açıklamaya da devam edeceğim. Hem bunları açıklayacağız hem de bu şehri yönetmeye devam edeceğiz. Onun için içiniz rahat olsun diyorum. Göndeririz arkadaşlar. Kaç tane ihtiyaç hissettiyse, kaç kişiye temin edilmesi gerekiyorsa hepsini teslim ediyoruz. Şartları taşıyıp da müracaatları hala almaya da devam ediyoruz. Onları da günü geldikçe de açıklayacağımızdan da emin olabilirsiniz. Bakın elimde bir şoförün beyanı var. Bilmem nereye bağlı olarak çalışmaktayım. Kadın kolları, gençlik kolları bir siyasi partinin şoförlü araç istendi. Bu araçlardan şu plakalı aracı talimat gereği aldım. Kendim götürdüm, sürdüm. Bu aracı şu vatandaşı aldım. Denizli'den, adresinden Ankara'ya götürdüm diyerek. Bunların hepsi elimizde mevcut. Yine aynı şekilde belediye personeli olduğunu ama aynı zamanda da bir trafik kazası geçirdiklerini, o süre içerisinde başka bir siyasi partinin milletvekiline hizmet ettikleriyle ilgili her şeyimiz elimizde mevcut. İçiniz rahat olsun diyorum. Evet, başka söz isteyen var mı? Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli mesulüne değerli olsun. Sayın Başkan, öncelikle şunu ifade edeyim. Biz AK Parti grubu olarak Denizli'mize, ilimize, ilçelerimize yapılacak her türlü hizmette elimizi taşın altına koyacağımıza şüpheniz olmasın. Başkanım, bundan önceki dönemde de meclisiyeti yaptığım için önceki dönemde de yapılmakta olan, şu anda mevcut olan Denizli Büyükşehir Belediye'mize ait olan Çivri'deki 90 megawattlık güneş enerjisinin inşası ne durumdadır, ne zaman faaliyeti geçecektir, işte sistemi ne zaman elektrik üretilecektir, artı zamanlandan tabii krediyle yapılan bir yatırım malum, faizler malum. Borç durumumuz nedir? Yani bu işletmeyle ilgili yakın zamanda yani belediyemize tasarruf edebilecek miyiz? Bu konu hakkında bilgilendirmesini seviyorum. Evet. Ayrıca başkanım, estağfurullah, önceki dönemde de kurulan bu evde bakım hizmetleriyle ilgili gerçekten halkın ihtiyacı, yaşlılara, yaşlılara özellikle engellilere yapılan hizmeti devam ettirmekteki gayretimizi bir üst seviyede bulduğum için o araçlarla ilgili kiralama, hatta eğer tasarruf evlatlarına takılmazsak satın almakla ilgili bu konularda bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Yani GES'le ilgili şu an itibariyle GES'in tamamının devreye alındı. Kabulleri noktasındayız herhalde değil mi arkadaşlar? Kabullerini yapıyoruz şu an. Tabii GES aslında iki ayaklı bir yatırım
bir ayağından baktığınızda gerçekten yenilenebilir bir enerjinin Denizli'ye kazandırıyor olması gerçekten güzel bir süreç. Bundan önce bu konuya katkı koyan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Biz o süreci devam ettiriyoruz ama diğer ayağına baktığınızda 2 milyarlık bir yatırım için 1 yıl vadesiz alınan kredinin yıl sonunda geçen Mayıs ayı itibariyle 2 milyar 700 ana para olarak dönüşü başladı. Ve bunu yaklaşık şu an itibariyle %51 artı REF 3 kuruşu ile beraber yaklaşık %55 bir faiz ile bunun borcunu ödeme durumundayız. Bugünkü şartlarda bunu da defaten açıklamıştım herhalde. Yaklaşık 2 milyar lirayı 8 milyar lira gibi bir miktar olarak ödeyeceğiz. Şu an için tahmini elde etmeyi düşündüğümüz gelir yaklaşık 50 milyon lira, yıllık 600 milyon lira, 8 milyar lira yaklaşık 13-14 senede kendini amorti edecek gibi görünüyor. Bu anlamda baktığınızda rentabl bir yatırım değil. Ama sonuçta yenilenebilir enerji olması anlamında biz bu yatırıma devam ediyoruz. Şu an aylık yaklaşık 143 milyon lira bu yatırım için bir ödememiz var. Yaklaşık bir yıl boyunca bu 143'ü ödersek yaklaşık 1 milyar 800 milyonu tutuyor. Yatırımın 2 milyar gibi olduğunu düşünürseniz bir yıl içerisinde neredeyse yatırım tutarı kadar parayı ödeyeceğiz. Daha sonra da 3 sene daha ödemeye devam edeceğiz. Ve bu anlamda gerçekten de kredilendirilmesi ve yönetilmesi anlamında Denizli Büyükşehir Belediyesi büyük bir zarara uğramıştır. Umarız ki bundan sonra biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Tasarruflarımızı arttıracağız ki belediyemizin yaklaşık 11 milyar lira borcunu azaltma konusunda bir çaba içerisinde gireceğiz. İkinci husus evde bakım hizmetleri konusunda. Evet, şimdi birkaç tane örneği anlattım ama şimdi Sayın Başkan'ı tabii bu anlamda örneklediğimizde yine bunun belgeleri de var ama şimdi yanında değil, iftira diyebilirsiniz ama mesela evini temizliğe gittiğimizde vatandaşın tarlada çalıştığını öğrendik mesela. Yani evde bakım hizmetinin, evde temizlik hizmetinin verilmesi noktasında bu hizmeti alması gerekenlerin normalde ihtiyacı olan insanlar olması gerekirken maalesef ihtiyacı olmayan arkadaşların da bu hizmeti aldığına tanık olduk. Bunun binlerce, onlarca örneği var. Mesela bir tanesiyle ben karşılaştım. Sağlıklı, sıhhatli maşallahı var. Kutsal vecibelerini yerine getirmiş 3-4 katlı evi olan bir kardeşimiz, bir abimiz, bir amcamızın her hafta evine gidip sakallarını düzeltiveriyormuşuz mesela. Şimdi onları falan durduracağız yani. Ne yapalım yani, şimdi burada bir hakkaniyet olması gerekiyorsa ihtiyacı olanlara vermemiz gerekiyor. Şimdi bunun bu benim güzel şeyler mesela. Yani siyasi bir saik ile bu türlü yardımların ve bu türlü hizmetlerin hak etmeyen insanlara veriliyor olması. Aynı araç mevzusundaki gibi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir hakkı olmayan bir siyasi partinin bu belediyenin kaynaklarını kullanıyor olması ne kadar içimi kanatıyorsa, ihtiyacı olmadan evinde hizmet alanların olması da içimi o kadar kanatıyor. Onun için de gerek emeklilerle ilgili olsun, gerekse bu küçük altın vereceğimiz arkadaşlarla da aynı kıstası yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani o insanların gerçekten ihtiyacı var mı, değil mi? İhtiyacı olmayan hiç kimsenin bu belediyeden 10 kuruş nasiplenmesinin mümkün olmayacak. Ben de bir siyasi partide yıllarca il başkanlığı yaptım. Bir siyasi partinin parti meclis üyeliği, örgüt koordinatörlüğü yaptım. Bugün benim örgütümden bir arkadaşım veya örgütle beraber çalıştıklarından bir tanesinin böyle bir talebi olduğunu olsa onun elini kırarım önce, sonra dilini koparım yerinden. Çünkü bu kaynaklar Denizli'deki bir siyasi partiye tahsis edilecek kaynaklar değildir. Umarım ki bu hassasiyetinizi evraklarıyla beraber, daha sonra da görüntülerle beraber hepsini üst üste getirdiğimizde çıkar kamuoyundan özür dilemeyi de başarmışsınız diye düşünüyorum. Çünkü bu gördüğüm kadarıyla bu anlamda çok hassas bir yapınız olduğunu farkındayım. Umarım bu hassasiyetinizle, şimdi kamera görüntülerini de istiyoruz. Onlar geldiğinde mesela teşkilat başkanı, gençlik kollarının radara girdiği, araba plakasını göründüğü cezayı gördüğünüzde herhalde meclise gelip evet sayın başkanım haklıymışsınız, yetimin hakkı, garibin hakkı, kurbanın hakkı,
bir siyasi partiye tahsis edilmiş. Mesela yazışmaların içerisinde görebilirsiniz aslında, yani talimatların geldiği yerlerde belli de, ya görmek istemiyorsunuz, bazı gözler görmek istemezse ne yaparsanız yapın maalesef onun görmesini sağlayamazsınız. Artık takdir sizin arkadaşlar. Evet, sorduğunuz sorularda billboardlarda resimlerimle ilgili olma kısmı da, hiçbir billboardda resmim yok. Sadece şu an kullanmadığımız belediyeden kiraya, yani büyük Beltaş'a kültürel şeye geçirmediğimiz bağlı billboardlarda resmimiz var ama onlar belediyenin kendine tahsisli ve şu an itibariyle gelir getiren kuruluşlardan değil. Ayrıca zahmetler, bir gün Çamlık'ta yürüyüş yaparsanız ya da yürüyüş yoluna giderseniz artık orada o billboard, yani küçük küçük o şeyleri artık insanların hak ettikleri bir değeri kendilerine verelim diye kullanmaya çalışıyoruz. Mesela Çamlık'ta yürüyüş yolda yürürseniz orada o daha önceki dönem arkadaşların resimlerinin olduğu yerlerde üniversite sınavlarında başarılı olmuş, YKS'lerde başarılı olmuş, Türkiye'de dereceye girmiş çocuklarımızın resimlerinin olduğunu görebilirsiniz. Çünkü başarıyı mükafatlandırdığınız zaman bu şehrin insanların kendine güveni artar, kendilerine olan saygıları artar. Biz daha çok bu şehrin başarılı olan insanların bu anlamda daha pozitif bir yere ulaşmalarını sağlayacağız. Koordinatörlerle ilgili, en azından koordinatörler gittikleri yerlerde çalışıyor arkadaşlar. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmadan maaş alanlardan değil, geçmişlerinde hangi parti olursa olsun önemli değil, çalışarak maaşını alanlardan oluşuyor. Şu an birçok siyasi partide, bazı siyasi partilerde resmi olarak görevleri devam eden arkadaşları halen biz çalıştırıyoruz. Yani sadece benim mensup olduğum parti değil, sizlerin mensup olduğunuz partideki arkadaşlar da yine görevlerini devam ediyorlar. Biz devlet memurluğu kanunu gereği memurlar çalışamıyor, bir siyasi partide faaliyette bulunamıyor ama işçi olan kardeşlerimiz istedikleri siyasi partilerde istedikleri gibi görev alabiliyorlar. Aldıkları görev nedeniyle de o arkadaşların iş ilişkilerini sonlandırmak gibi bir şey düşünmek de bizim siyaset anlayışımıza, bizim Denizli yönetme anlayışımıza uygun bir anlayış değildir. Onun için mensup olduğunuz partideki arkadaşların da hala rahat etmelerini istiyorum. İşten atmayla ilgili attığımız arkadaşlarımızın tamamının gerekçesi var. Bu gerekçelerin içerisinde uzun zamandır yapılmayan güvenlik soruşturmalarını yaptırıyoruz. Mesela şimdi bir kadın olarak size söyleyeyim. Mesela işten attığımız arkadaşların bazıları cinsel saldırı suçuyla yargılanıyorlar mesela. Şimdi ben o anlamda vicdanım rahat etmiyor. Maalesef atmak zorunda kalıyoruz. Belki sizin partinizin üyesi de çıkabilir, belki sizin partinizin üyesi de çıkabilir. O kısmı beni hiç enterese etmiyor. O anlamda yüz kızartıcı bir suçun tarafı olan kim varsa Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışması mümkün değildir. Attığımız arkadaşlar ya da yerlerini değiştirdiğimiz arkadaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi bir kurumdur. Bu kurum Çameli'nin Galıngoz'undan başlar, Çinli'nin Koçağı'na kadar, Babadağ'ın Ahınlısı'ndan, Kale'nin Özlüce'sine kadar bu Denizli hepimizindir. Yani bu Denizli Büyükşehir personel arkadaşlar da bunu bilirler. Onun için de Denizli'nin neresinde bir hizmet verilmesi gerekiyorsa arkadaşların oraya gidip hizmet vermekten sülgü ya da mobbing olarak görmek değil, daha çok mutlu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Şehrin birçok noktasında hizmet veren bir kuruluş olarak bu şehrin kaynaklarından maaşlarını arkadaşlar da bu şehrin her noktasında hizmet vereceklerdir. Nasıl bir sabah güne başladığımızda yeri gelip Kale'de hizmet veriyorsak, yeri gelip Çamlı'da hizmet veriyorsak da arkadaşlar da bunu mobbing olarak görmesinler, mutluluk kaynağı olarak görsünler. Artı herhalde bahsettiğiniz arkadaşları toplasanız sayı 15-20 geçmez. O arkadaşlarımızın da en azından bu çalışmaların noktasında da bu şehrin onlara ihtiyacı varmıştır ki onları gönderdik. Dediğim gibi araç bir kadın kollarına, siyasi partinin kadın kollarına, gençlik kollarına ve il başkanlığına tahsis edilmiş. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz araçlar dışında da araçlar tahsis edilmiş.
Onunla ilgili de sayın siyasi partinin il başkanının bu araçlar konusundaki hassasiyetinin nedeninin de artık bu araçların kendilerine tahsil edemeyecek olması olduğunu da düşünüyor ve meclisin birinci gündem maddesini okutuyorum. Buyurun arkadaşlar. Plan Üstü Komisyonu raporu Meclis Başkanlığı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30.08.2024 tarihli 368 sayı kararıyla komisyonda havale edilen konu görüşülmüş olduğuna göre bilgisayar üretimi kalite ve verim artırmak prensibi bilim maliyetlerini azaltmak amacıyla 5.210 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin 5. fıkrasıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Tasarı Yönetmeni isimlerden sosyal yardım değerlendirme kuruluşu belirlenecek yardım kriterlerine göre ilginizde şefkatli belgesi olan üreticilere gübre desteği verilmesine Plan Üretim Komisyonu'nda oynayla karar verilmiştir. Meclise görüşmek üzere. Yayınlandırılır. Komisyona geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Gündemin ikinci maddesini okutuyorum. Plan Yönetim Komisyonu raporu Meclis Başkanlığı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2024 ayında 369 sayı kararıyla komisyonda havale eden konu görüşülmüş olduğuna göre Büyükbaş Hayvancılığın üretim maliyetlerini düşürmek daha sağlıklı yüksek verimli et ve süt üretimi destekleyerek hayvancılığın geliştirilmesine ve sürdürülebilir üretimine katkı sağlamak amacıyla 5.216 sayı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi 5. fıkrasıyla Türkiye Cumhuriyeti Reis Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Tasarı Yönetmeni isimlerden Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nun belirleyecek yardım kriterlerine göre ilk elinde mevcut hayvan vergisi olan Büyükbaş Hayvancılık Yaman aile işletmelerine yer desteği yapılmasına plan ve komisyonunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclise görüşmek üzere. Gelin ardınız. Komisyona geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesini okutuyorum. Plan ve Kültür Komisyonu raporu Meclis Başkanlığı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30.08.2024 tarihli 307 sayı kararıyla komisyonda havale eden konu görüşülmüş olduğuna göre 20 sayı eksik Kültür Amalisi'nde bulunan işletmelerde yaklaşık 600 baş hayvan görülmekte olan mahsus hastalığının etkilerini azaltmak ve hastalığı önlemek amacıyla 5.216 sayı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin 5. fıkrası isimlerden yetiştiricilere toplam 1.200 inansız aşı verilmesine Plan ve Kültür Komisyonu'nda oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclise görüşmek üzere. Gelin ardınız. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 4. maddesini okutuyorum. Plan Yönetim Komisyonu raporu Meclis Başkanlığı.